Koronavirüs pandemisi süreci, kapanma süreci, bu süreçte olup bitenler, vaka sayıları, aşılama konusundaki tartışmalar, bunların hepsini gelin şimdi bir uzman hekimle konuşalım. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Osman Öztürk KRT Akşam Haberlerine konuk oluyor. Osman Hocam iyi akşamlar, merhabalar. Merhaba Zafer Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tam sizle bağlantıyı sağlarken Sağlık Bakanlığı'nın günlük veri tablosu açıklandı. Dilerseniz gelin o tabloya bir göz atalım hep birlikte. Siz de ekranı görüyorsunuz umarım. Onun üzerine de konuşarak başlayalım. Arkadaşlarımız getiriyorlar günlük Sağlık Bakanlığı korona verilerini. Bu tabloya göre geçen 24 saat içinde yapılan test sayısı 251.194. Açıklanan vaka sayısı 24 saat için 20.107, hasta sayısı 2.210, vefat sayısı 300'ün altında düşmüş uzun süredir. 278 geçen 24 saat içinde 278 kişi hayatını kaybetmiş. Böylelikle toplam vefat sayısı 42.465'e yükselmiş. Toplam vaka sayısı da 4.998.089'a ulaşmış. Yani 5 milyon sınırının hemen ucuna gelmiş. Ağır hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 3.260 olarak veriliyor. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı da %68.2 olarak açıklanmış. Doktor Sayın Osman Öztürk'e dönüyoruz şimdi. Hocam bu tabloyu şu an itibariyle verileri nasıl okumak lazım? Şöyle Zafer Bey, dünkü rakamlar değil mi? Test 253.382 idi. Vaka da 22.388'di. Bugün her ikisi de düşmüş. Yani vaka düşmüş ama test sayısı da düşmüş. Bu arada tabii ölüm sayısının düşmesi o en sevindirici bir yönüydü. Yani daha fazla insanın ölmemesi anlamında, yoksa hayatını kaybeden herkesin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şöyle aslında bir hafta 10 gündür düşüş eğilimini biz de hastanelerden, birinci basamaktan izliyoruz. Ama yavaş düşüyor. Ve buradaki düşüşler de zaten neredeyse iki haftadır test sayısındaki düşüşle birlikte gittiği için hani gerçekliği o kadar da yansıtmıyor gibi. Evet, şimdi hocam iki grafik daha var elimizde. Değerli bilim insanı Sayın Zeki Berk, biliyorsunuz bu Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden bir takım istatistiki gösterimler yapıyorlar. Fatih Tank, Profesör Fatih Tank Hoca ile birlikte Zeki Berk'in yaptığı çalışmalardan ikisini getireceğim şimdi ekranlarınıza. Bunlardan bir tanesi 1 Mart 2021 ile 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında, yani düne kadar günlük testlerin gelişimini gösteren bir grafik. 1 Mart 2021, 6 Mayıs 2021 arasındaki günlük testler. O tablo geliyor önümüze ve orada görüyoruz ki testte değişim oranı işte o tarihler arasında önce %154'e kadar çıkmış, sonra kısmi kapanma, 8 günlük kısmi kapanmada %10 oranında azalmış. Ondan sonra da son 7 günde, yani bu tam kapanma olarak adlandırılan süreçte de %12 oranında düşmüş. Yani belirgin bir sayıda test sayısında düşme var. Orada da zaten yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde 3 kademe halinde göstermiş Sayın Zeki Berk. Bir sonraki tabloya da bakalım. Orada da başka bir gösterim var. Orada da yine 1 Mart 2021, 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında yeni vakalar ve ölümler. Burada ölümler siyah çizgiyle gösteriliyor. Yeni vakalar da üstteki kırmızı çizgiyle gösteriliyor. Şimdi yeni vakalarda önce %549'luk bir artış var. Biliyorsunuz o 61 binlere kadar çıkan o tepe noktası kırmızı çizginin, sonra yeni vakalarda önemli bir düşüş var. İşte 20 binlere, bugün de 20 bine düşmüş durumda. Ölüm değişim oranı da %332 oranında çıkıyor ve son bu tam kapanma denilen 7 gün içinde de aslında 300'lerde istikrarlı bir platoda seyrediyor. Ama muhtemeldir ki belki onlar da düşecek. Ne diyorsunuz bu iki tablo ile ilgili olarak? Şimdi öncelikle dediğim gibi bu test ne kadar yaparsanız, yani ne kadar ararsanız hasta o kadar buluyorsunuz. Zaten Bakan Bey kendisi de söyledi, sadece semptomu olanlara test yapıyoruz diye. O yüzden baştan bu yana test sayıları düşüktü. Anlaşılan bu
Son Nisan ayı gerçekten şu ana kadarki en büyük felaket. İşte dünyada da zaten en tepelere falan çıkınca test sayılarını hani bir politika olarak daha düşürdüler. Vaka sayılarındaki düşüş de ona bağlı. Şöyle bu ikinci tablo ile ilgili tabii şunu söylemek gerekiyor. Bu arada şeyi ama gene vurgulayayım. Vaka sayılarında biz de bir düşüş izliyoruz. Ama hani bu tablo verdikleri rakamlar onu yansıtıyor mu Yani bilmiyoruz. sizin Yalnız klinik klinik gözlemleriniz de bunu doğruluyor mu hocam, vaka sayılarındaki düşüş? Evet, vaka sayılarında bir miktar düşüş var. Şöyle söyleyeyim, ben mesela İstanbul için söyleyeyim. Hala daha hastaneler çok dolu ve orada ne yazık ki şöyle bir şey de yapıyor. Sağlık Bakanlığı bunu gerçekten çok da kötü yaptı. Biz ilk 2020'nin Mart'ında bu şey çıktığı zaman hastalık PCR testi pozitif olan herkesi hemen hastaneye neredeyse yatırdık. Yani hastalığı da bilmiyorduk falan. İkincisi bu Kasım Aralık'ta ikinci piki yaptığında hafif olanları evden takip ettik. Makuldü o. Ama orta ağırlar hastanede takip edildi. Bu son ay bu sene Nisan ayında valla orta ve hatta orta ağır vakalar bile ayaktan takip ediliyor. Çevrede vatandaşlarımız da biliyor zaten bunu. Hani oksijen şimdilerde bir prop veriliyor. Oksijen ölçülüyor oradan falan. O satürasyon düştüğü halde, nefes darlığı olduğu halde ki kesin yatış endikasyonudur. Hastaneye gidiyor. Oradan işte oksijen veriliyor. Bir takım ilaçlar veriliyor filan evine gönderiliyor. O nedenle ve hala yoğunluk devam ediyor. Zafer Bey, hastanelerdeki yoğunluk da devam ediyor vakalardaki de ama geçtiğimiz aya göre bir miktar azalma var. Hani bu rakamlar onları, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlar onu ne kadar yansıtıyor onu bilemiyoruz ama azalma var. Şimdi biz hani Evet. gördüğümüz söyleriz zaten. Evet. Ölümlerle ilgili de şunu söyleyeyim. Zaten ölümlerin artışı ve azalışı vaka artış ve azalışından birkaç hafta sonra olur. Çünkü hemen öldüren bir hastalık değil, yakalanıyor. Öbür cenazede yakalandı ki cenazeler hakikaten hani düğün, cenaze, nişan, bunlar insan hayatının dönüm noktaları, doğum filan değil mi? Hayatımız hep böyle bir yakınımızı. İnsanlar gidemezken o gidiyor, bu oluyor. Yani şeyin şirazesi hakikaten olayın şirazesi kaydı. Böyle olunca gerçekten toplumdan da hani uyum sağlayıp sağlamadığı üzerine bir şey söylemek gerçekten zor. Evet, şimdi Sayın Öztürk, şunu merak ediyorum. Son dönemde şöyle bir tartışma da var. Aslında daha öncesinde de bu beyanlarda bulundular. Şimdi yetkililerin bir vaka sayısını 5000'e indirme söylemi var. Yani 5000'e indirirsek düzlüğe çıkmış sayılırız mealinde. Bu bazen 1000 olarak telaffuz ediliyor. Bunların bilimsel bir geçerliliği var mı? Yani bunları söyleyenler zaten bilim insanı değiller. Siyasetçilerden söz ediyorum ama mesela 5000'e indirmek ne kadar bir başarı sayılabilir veya 1000'e indirmek sizin için ideal olan, yani evet bunun üstesinden geliyoruz, önlemler işe yaradı denilebilecek bir limit var mı bilimsel? Burada halk sağlıkçıların, epidemiyolojilerin yaptığı değişik çalışmalar var. Hani Türkiye için hani nüfusa filan da oranlayınca bu değişik etkenlerle belirleniyor. Aşı filan açısından bakıldığında 1000 daha iyi bir rakam ve orada hani bir takım tedbirlerin daha gevşetilmesi daha uygun. 5000 aslında yüksek bir rakam ama bu tedbirlerle o sayıları da yakalamak hani keşke mümkün olsa, hani öyle söyleyeyim ben. Ama çok mümkün gibi gözükmüyor Zafer Bey. Evet, bunun mümkün olmadığına kanıt olarak pek çok bilim insanı, pek çok hekim aşı Evet. uygulamasındaki aksaklıkları kanıt Tabii. olarak gösteriyor. Biraz da aşıyı konuşalım isterseniz. Tabii tabii. Çok az sürem kaldı. Olur. Bir kere zaten şöyle söyleyeyim, çok doğru değindiniz. Aslında hani şöyle örnek vereyim. Üç ay herkese eve kapatabilirsiniz diyelim ki ve iner, bine de iner, daha aşağı da iner. Ama siz insanları bu sürede aşılamazsanız sokağa çıktığınızda gene başlayacak. Neticede bu Çin'de birkaç kişide görüldü. Bütün dünyaya yayıldı. Türkiye'de de teorik olarak birkaç kişi üzerinden girdi, yayıldı. Aşı ne yazık ki gerçekten çok kötü yönetilen bir süreç. Sağlık Bakanı sürekli kendi söylediğini yalanlıyor. Ona tam alışıyorduk. Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı'nın söylediğini yalanladı filan. Geldi gelecek hani 3 vakte kadar Şimdi geldi Dışişleri filan. Bakanı da konuşuyor aşı konusunda.
Ha evet, o gerçekten tam bir elitist. Aslında elitistten çok da tabii şirket mantığıyla yönetince devleti, o belli Almanya'da yaptığı o konuşmayı değil mi? Hani turist Evet. çekebilmek için ve turistin göreceği herkesi aşılayacağız. Turistin görme çok haklı tepkilere yol açtı. Yani doğrudur, bakın turizm, otel çalışanları öncelikli gruplarda yer alması gerekir. Çünkü onlar insanlara hizmet veriyorlar, onlara temas kuruyorlar filan. Ama hani bunu böyle ticari kaygılarla oraya getirmek doğru değil. Bir de sadece onlar değil, yani başka bir, ondan önce söyleyeyim, ben hani kargo çalışanları mesela çok Hocam tehlikeli. ama Sağlık çalışanları az çok. turist döviz getirecek, onun için uğraşıyorlar tabii. Ama Zafer Bey, bütün mesele de bu zaten. Yani parayı, karı insan hayatının önüne koyuyorsunuz. Burada çok kısaca o zaman ondan da bahsedeyim. Bir de şimdi bu şey tartışması var, patent tartışması. Yani bilim insanı olarak tabii ki takdir ediyoruz. Hani her ne kadar Almanya'da yetişmiş de olsa Türkiye doğumlar falan bu BioNTech firmasının sahipleri, ama hani aynı zamanda bir işveren kimlikleri var ve işte patentin kalkması doğru değil falan. Ya nasıl doğru değil? Dünya yanıp yıkılıyor, milyonlarca insan ölmüş falan. Bir de asıl meseleyi tartışmayı başka yere kaydırmaya çalışıyorlar. İşte patent kalsa da ne olacak falan, üretilmez. Nasıl üretilmez? Şimdi işte görüntüleri bugünlerde özellikle görüyoruz. Hindistan'da insanlar sokaklarda ölüyor. Halbuki Hindistan dünyanın aşı üretim merkezidir.